Hocam hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet. Ahmet Hocam. Merhabalar Mustafa Hocam, hoş buldum. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Sizleri sormalı. İyi vallahi çok şükür ya. Öyle deneyeyim, zaman da yaklaşıyor diye bir girdim ama. 45 Umarım kala. hocamlar, Asat Hocam da Evet. buradalar. Her ikisine de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Merhabalar Asret Hocam. Sesiniz kapalı hocam. Ses kapalı. Evet, nasıl görüntü ve ses? İyi değil mi? Her şey yolda. Güzel hocam, güzel. Evet, güzel hocam. Gönül hocamı da görsem. Hocam nasılsınız Gönül hocam? Demin görüşemedik, konuşamadık. Sesiniz kapalı Gönül hocam. Merhabalar. Merhabalar hocam. Nasılsınız? İyisiniz Teşekkür inşallah. ederim Mustafa Bey. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Genel Sağ hocam. olun, teşekkür ederim. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar Genel hocam. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür Allah ederim. iyilik versin. Sağ Allah olun. iyilik versin. Yavaş yavaş da katılımcılar gelmeye başlıyorlar hocam. Tamam. Ben kendimi mute edeceğim hocam. Ben burada gelenleri içeriye alacağım. Siz Mustafa de sağ hocam. ol, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Gönderdiğiniz şeyler için sağ ol. Görüşmek üzere hocam. Ben de Sağ olun. dinleyeceğim hocam, Tamam. müsaadenizle. Tabii Ben buyurun hocam. sesimi kapatayım. Şeref verirsin sen. Merhaba sayın hocalarım. Merhaba, merhaba. Merhaba Çiğdem hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kamerayı şimdi açıyorum. Merhabalar Çiğdem hocam. Merhabalar. Yapabildim. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi Ahmet Hocam siz mi sunacaksınız üçüncü bildiriyi? Çiğdem'le Evet. olan bari. Evet hocam, Çiğdem hocamla olan bildiri ben sunacağım. Çiğdem senin sonuncu bildiri senin. Ondan sonra onu sen Evet sunuyorsun. hocam. Evet, tamam, güzel. Sibel Bilkay, Malatya. Hemen arayalım. Arayayım mı hocam? Arıyorum, dur. Çiğdem hocam nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Sağ olun. Sağ olun. Ben böyle şeyim, misafir olarak geldim. Ben sizi de Hoş görünce geldiniz. çok soru soracağım Ahmet Bey. Ona göre dikkat edin. Çiğdem hocaya da sana da. Ona göre çok kötü sorular soracağım. Hazırlanın. Peki Nasıl hocam. yürüyorsun? Tamam. Çok zor olmadı. Zor yerden sormayın hocam. Bir desibel vermiş galiba. Allah yandı. Değil mi Mustafa? Yeterliliğin intikamını alacaksınız herhalde Genel Hocam. Yeterlilikte sormadığım soruları şimdi soracağım diye. Ya. Ahmet Bey'le, Mustafa Bey'le. Sibel'e de soramam. Tabii Çiğdem Hocam. Tabii. Ona da soramam. Ama bulurum bir şeyler yani. Sayın Başkan izin verirse tabii. Ben kapatayım sesimi, şimdi fırçayı mı? Estağfurullah hocam. Peki birinci bildirde Mehmet Kaptan kim var acaba? Berna Tarak Kaplan, Ercan Küçük Eşmen, Erkan Türkoğlu, Ali Şimşek. Kimse yok herhalde değil mi şu anda? Onlardan kimse yok hocam şu anda burada. Biz Sibel eğer bağlanırsa Sibel'le şey Şimdi yapalım, şöyle başlayalım yok. veya var olanla. Şu var. Sibel'i hemen aradım. O 18.30'da biliyormuş. Şimdi bağlanıyor. Müdahale ettim. O zaman ben ikinci bildiriyle, pardon. O zaman şöyle Ahmet Bey, hemen vakit kaybetmedim. Biz sizinle başlayalım. Ondan Olur. sonra evet. Efendim çağrı merkezlerinde iş yükünün işte tükenmişlik duygusu üzerine etkisini Sayın Ahmet Deniz Bey'e sunacaklar. Siz sunun, zaman kaybetmeyelim biz. Sibel'e tekrar geri döneriz. Tamam hocam, hemen sunumumu paylaşıyorum. Hemen 15 dakika süremiz oldu mu? Hiç zaman efektif kullanalım. Evet. Mustafa hocam ekranı paylaşıyorum ama gözüküyor mu sizde? Bir daha deneyebilir misin Ahmet hocam? Tamam.
Sanırım şu an geldi. Geldi. Şu anda tamamdır. Tamam. Hasret Hocam müsaadeniz olursa başlıyorum. Hocam sesiniz kapalı Hasret Hocam. Sesiniz kapalı. Hocam söz sizin. Hemen vakit geçirmeden bekleyin. Tabii ki. Öncelikle çalışmamız çağrı merkezi sektöründe gerçekleştirildi. Hem tez danışmanım olan hem de bu bildiride bana yardımcı olan Çiğdem Hocam'la birlikte ilerlettik bildiriyi de. Hızlıca hemen içeriğiyle ilgili zaten daha sonra vurgularda bulunacağım için geçiyorum o kısmı. Araştırmamızın konusu iş yükünün işte tükenmişlik duygusunun etkisi üzerineydi. O konuyu araştırdık. Amacımız da Türkiye'de faaliyet gösteren çağrı merkezleri çalışanlarının iş yüklerinin işte tükenmişlik duyguları üzerindeki etkisini incelemek, test etmek ve sonuçlarını bildiri şeklinde sunmak üzereydi. Araştırmamızın kavramlarını ilki çağrı merkezi sektör olarak incelediğimizden dolayı özellikle 2000'li yıllarla birlikte önemli bir sektör haline gelen çağrı merkezinde aslında müşteriler en hızlı, en kolay yöntemle kurumlara ulaşmayı arzu ediyorlar. Haliyle de bu işleyiş esnasında biraz da tayloristik işleyişin yansımaları olarak çağrı merkezlerinde iş yükü ve iş tükenmişlik gibi kavramlar da gün yüzüne çıkabiliyor. Ki işte çağrı merkezi iç işleyişine baktığımızda aslında iletişimin büyük oranda kurumun yöneticileri tarafından belirlendiği, açılış ve kapanış cümleleriyle standartların belirlendiği yapıları görebiliyoruz çağrı merkezlerinde. İş yükü kavramına geçecek olursak aslında iş yükünde de birim zamanı ve kişi başına düşen iş nedeniyle bireylerin, iş görenlerin baskı altında tutulması olarak tanımlayabiliriz. Özellikle iş yükü kaynaklı çıktıların tükenmişliğe yol açtığı çeşitli araştırmacılar ve çeşitli bilim adamları tarafından ortaya konulmuş durumdaydı. Özellikle stres kaynaklarından en çok rastlanılığını ve en önemli etkeni olduğunu görebiliyoruz iş yükünün. Günümüzde de sanayileşme devriminin başlandığı ilk yıllara göre daha nitelikli ve hatırı sayılabilir oranda iyileşmiş şekilde çalışılsa da yine çalışanların iş yükleri çok ciddi oranlarda onlar için zorlayıcı olabiliyor. Haliyle çağrı merkezinde 2000'li yıllarla birlikte ivmelendiği, büyüdüğü yıllara bakıldığında aslında üretimin ve verimliliğin çok ciddi oranda çalışanlar, işverenler üzerinden ilerlediğini görebiliyoruz. İşte tükenmişlik kavramı da aslında özellikle Maslach'ın tükenmişlik bilimsel çalışmalarla çok büyük oranda çeşitli çalışmalarla detaylandırılan bir olgu aslında. İşte tükenmişliği iş yüküyle ilintileyen, onunla ilgili çalışmasına bakan çeşitli çalışmalar da var. Yanı sıra işte tükenmişliğin çıktılarının hem bireysel hem kurumsal bazda bireylerin ve kurumların işleyişini, ilerleyişini, aile yaşantılarından kurumların geleceğine dönük kararlara kadar pek çok kararı etkilediğini görebiliyoruz. Haliyle de çağrı merkezi gibi son 20 yılda çok gelişmiş, çok büyük büyümüş, neredeyse bacasız bir fabrika sektörü gibi ilerlemiş bir yapı içerisinde de iş yükü kaynaklı işte tükenmişliğin ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Araştırmamızın sorusu neydi? İş yüküyle iş tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusunu aramaya çalıştık çağrı merkezlerinde. Bu soruyu ararken de araştırmamızın iddiasının ilişkileri ve hipotezimizin formülasyonunu yaptık. Çalışmada iş yükünün işte tükenmişlik duygusunu arttırdığını iddia ediyoruz. Bu bulgular ışığında da iş yüküyle işte tükenmişlik duygusu arasında pozitif bir ilişki vardır şeklinde hipotezimizi oluşturduk. Biraz önce de bahsettiğim gibi hipotezimiz iş yüküyle işte tükenmişlik duygusu arasında pozitif ilişki vardır şeklinde. Bağımsız değişkenimiz iş yükü, bağımlı değişkenimiz işte tükenmişlik. Modelimizi ve değişkenlerimizi bu şekilde açabiliriz. Araştırmamızın kapsamına baktığımızda ana kütlemizi oluştururken Türkiye'de faaliyet gösteren tüm çağrı merkezlerinin yönetim düzeyinde dahil olmak üzere tüm çalışanlarından oluşturduk. Yine bu çalışmaya başlarken hem bağımlı bağımsız değişkenimizi hem de sektörümüzü derin bir literatür incelemesiyle araştırıp sonrasında oluşturduğumuz değişkenlerin üzerinde ilerlemeye gayret ettik. Sonrasında da teorik bir altyapı oluşturarak çalışmamıza devam ettik. Araştırmamızın yöntemine gelirsek, yöntemimiz tümden gelip teorik ve çeşitli açılardan ampirik şekilde çeşitli çalışmaları
modelleri, hipotezleri inceledik. Kendi çalışmamızı da belirtimsel araştırma yöntemiyle ve de anket tekniğiyle ölçüp analiz ederek test ettik. Araştırma tekniğinde aslında belirtimsel araştırma yönteminde genellikle kullanılmakta olan soru sorma tekniği olan anketi kullandık biz de pek çok araştırmacı arkadaşımız gibi ki bu yöntemin de önümüze çıkacak teknik sonuçların sayısal olarak değerlendirilmesini daha kolaylaştırdığını gördüğümüzden böyle bir ilerleyiş tercih ettik. Araştırmamızın önemi ve kısıtlarına baktığımızda aslında personel sayılarının ve iş yüklerinin oldukça yüksek olduğunu gördüğümüz çağrı merkezini seçtik. Bu açıdan çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiyi ölçmeye yönelik olarak da modelimizi oluşturup araştırmanın literatür ve literatür araştırmalarının derinlemesine yaptıktan sonra da hem kuramsal hem de uygulama açısından sektöre katkı sağlayacağını düşündük. Hedefimiz de bu yönde oldu. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan çağrı merkezleri üzerinde yaptığımız bu araştırmanın aslında çağrı merkezi üzerinden ilerletmemizin sebebi faaliyetlerinin daha çok kişiler arası sosyal ilişkilere dayanması ve çok kalabalık ekiplerle yoğun sayılabilecek tempolarda işlerini yürütmek zorunda kalmalarından kaynaklıydı. Yani iş yüküyle işte tükenmişliği genel olarak incelendiğini pek çok çalışmada görüyoruz ama özellikle son 20 yılda büyümüş çağrı merkezi sektöründe bu iki olguyu birlikte çalışan bir araştırmaya rastlamadık ve bu anlamda da öneminin daha da fazlalaştığını düşündük. Araştırmamızın tasarımını yaparken de hem iş yükü fazlalığını hem de işte tükenmişliği ölçmek adına iki ayrı ölçek kullandık. İş yükü için İMOSİL'in 1985 yılında oluşturduğu iş yükü fazlalığı ölçeğini kullandık ki 2016 yılında da Alam tarafından Türkçe'ye çevirmişti bu çalışma. Yine cevaplarımızı oluştururken beşli kert ölçeğinden değerlendirmesinden faydalandık. Yanı sıra bu ölçeğin iş tutarlılığını belirlemek için de kuramba alfa değerine, güvenlik analizi değerine de baktık ki baktığımızda da bu değerin 0,989 gibi yüksek bir değerde güvenilir düzeyde bulunduğunu gördük. Tükenmişlik ölçeği olarak MASLAŞ ölçeğini kullandık. Yine beşli Likert ölçeğinden faydalandık. Yine burada da alfa değerini güvenlik açısından ölçtüğümüzde 0,968 gibi çok yüksek değerde güvenilir olduğunu gördük. Araştırmamızın uygulama özetine gelecek olursak, iş yükünün işte tükenmişlik duygusu üzerindeki etkisinin araştırılması amacıyla teorik bir model oluşturduk. Oradaki ilişkilere baktık ve incelemelerimizi böyle yürüttük. Yine her iki ölçeğimiz üzerinden hareketlendirerek özellikle İstanbul ve Anadolu illerinde faaliyet gösteren çağrı merkezlerimize çalışan 850 kişiye anket uygulaması yaptık. Ve tüm katılımcıların verdiği cevaplardan hareketlenerek sonuçları analiz ettik. Ve tüm bu sonuçların çıktısı olarak da hipotezimizin doğrulandığını da gördük. Bu verilerin analizini yaparken de belirli paket programlarından, istatistik paket programlarından faydalandık. Bunlar demografik ve diğer değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerdi. Diğer yandan hem AFA hem DFA yani açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi değerlendirmelerini yaptık. Güvenlik analizlerini yaptık. Yanı sıra modellerin test edilmesi açısından da yapısal eşit modellerini oluşturup buradaki yapıları ölçtük. Kısaca hemen teknik anlamda iş yük ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına baktığımızda aslında ki kare ile serbestlik derecesi oranına baktığımızda 2,974 gibi bir değer çıktığını ve uyum değerinin yüksek olduğunu gördük. Yine işte tükenmişlik ölçeğimize benzer şekilde ki kare bölü serbestlik derecesi oranına baktığımızda oradaki oranın da 3,478 gibi uyumlu bir değerde olduğunu gördük. Yanı sıra da hipotezimize ait bulguları da yine çeşitli istatistik analizleri programlarıyla ölçümledik. Sonrasında da geldiğimiz noktada iş yüküyle işte tükenmişlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu gördük. Hemen sonuç ve yorumlara da geçmek isterim zamanımı doğru kullanmak adına. Çalışmada aslında tüm katılımcıların verdiği sonuç çıktılarını analiz ederek, yorumlayarak sonrasında da özellikle Çağrı Merkezi Derneği'ndeki yöneticilerin de ellerinde bir kılavuz olabilmesi adına sonuç ve yorumlara ulaşıp geleceğe yönelik önerilerde bulunup onlarla paylaşmayı düşündüğümüz bir şekilde ilerledik. Ve Çağrı Merkezi sektöründe iş yükünün işte tükenmişlik duygusunu pozitif yönde arttırdığını bulguladık. Yanı sıra bir kurumda var olabilecek iş yükünün devamsızlık, iş gücü kaybı, işten ayrılma gibi olumsuz çıktılara dönüşebildiğini gördük. Biliyoruz ki işletme verimliliği çağrı merkezleri için üretim ve verimlilik anlamında çok değerli.
üst yönetimlerinin bu konuya önem vermesi, vizyoner liderlik tarzı anlamında kendilerinin bu stratejileri belirlemesi noktasında uçtan uca tüm süreçlerini belirlemeleri, yönetmeleri, haliyle oradaki karlılık olgusunu, çalışan devamlılığı, çalışan bağlılığı olgusunu arttırmalar anlamında onlar için çok değerli. Haliyle işte tükenmişliğin çıktısı olan buradaki olumsuz çıktıları doğru yönetebilmeleri adına o süreci en başından belirlemeleri ve en başından doğru yönetmeleri çağrı merkezi yöneticileri için çok daha doğru ve verimli olacaktır çıktısına ulaştık. Diğer yandan yöneticilerin iş yüklerini azaltmak için önceden alacakları tedbirlerin iş görenlerin yaşadığı tükenmişliği ve stresi azaltmaya da etkili olacağı açık olarak ortaya çıktı. Yine iş görenlerin iş motivasyonlarını arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmasının, özellikle rol çatışmalarının en aza indirgenmesi gibi, rollerin sınırlarının belirlenmesi gibi, iş yükü oluşturan kavramların önceden belirlenmesi gibi durumların yöneticiler tarafından önceden belirlenip çalışanlarla paylaşılmasının, daha sonrasında doğru yönetim şekilleriyle ortaya konulmasının faydalı olacağını gördük. Dengeli bir şekilde iş yüklerinin dağıtıldığı anda aslında işte tükenmişliğin doğru olarak yönetilmeye katkı sağlayabileceğini de belirledik. Biliyoruz kâr marjı özellikle günümüzde çağrı merkezi gibi sektörler için çok dar. Haliyle üretim ve verimliliği kar odaklı olarak yönetmek zorunda kalıyorlar. Ama oradaki o kar odağı zaman zaman iş yükünün doğru yönetilemediğinde işte tükenmişlik ve benzeri olumsuz kavramların ortaya çıkmasıyla aslında daha karsız bir hale gelebiliyor. Nasıl olabiliyor bu? Oradaki tükenmişlik yaşayan personel işten ayrılma eğilimine girebiliyor, işi yavaşlatabiliyor. İşle ilgili verimliliği doğru yönetmeyip oradaki kendine dair daha verimli çalışma enstrümanını kullanmayabiliyor. Haliyle aslında karlı bir yönetim anlayışıyla o süreci yönetmeye çalışırken daha karsız, daha verimsiz unsurlar ortaya da çıkabiliyor. Diğer yandan araştırmamızın literatüre katkı sunması ve geleceğe yönelik de neler yapılabilmesiyle ilgili de son bir slide'da ekledik. Orada aslında sunumun orta kısmında da bahsetmiştim. İş yüküyle işe tükenmişliğin çalışıldığı çeşitli çalışmalar var. Ama özellikle ülkemizde çağrı merkezi gibi bir sektörde hem genç hem yoğun çalışan hem iş yükünün çok yoğun olduğu hem de üretim verimliliği karlılık mekanizmasıyla üst seviyede tutmaya çalışan bir sektörde aslında bu ve benzeri gerçeklerin çok da incelenmediğini gördük. Haliyle bu anlamda iş yükünün işte tükenmişliğe olan etkisini çağrı merkezi sektöründe incelenmesi açısından ciddi anlamda katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Diğer yandan tükenmişliğe dair sonuçların iş gücü kaybı, devamsızlık, rapor alma, üretim düşüklüğü, verimlilik gibi kavramların da bağımlı değişken olarak kullanıldığı ilave çalışmaların yapılması bizim çalışmamıza da daha detaylı sonuçlar sunması açısından faydalı olacağını düşünmekteyim. Son bir dakikam kaldı. Tam 18'de bitirmeye gayret ediyordum. Biraz önce de belirttiğim gibi çalışmamda Çiğdem Hocam'ın çok katkılarını gördüm. Bu bildiriye dair sunumu hazırlarken de bildirimimizi hazırlarken de beraber ilerledik. Dolayısıyla kendisine teşekkürlerimi sunmak isterim. Diğer yandan Gören Hocam da yeterlilik tezimizde birlikteydik. Onun da çok değerli katkılarını almıştım bu çalışma ilerleyişinde. Kendisi de burada olduğu için ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Hasret Hocam size de Örgütler Yönetimi Kongremizin ilk toplantısında Taksim'de buluştuğumuzda bir aradaydık. Zaman zaman ben de elimden geldiğince destek vermeye gayret ettim. Sizi de burada gördüğüm için çok memnun oldum. Size de saygılarımı iletmek isterim. Siz değerli hocalarımın da soruları varsa seve seve yanıtlamak isterim. Sunumu burada tamamladım. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, Sayın Ahmet Deniz. Şimdi soruları soru alacağım. Şimdi Çiğdem Hocam. Buyurun hocam. İngilizce başlığınız var. Buyurun size söz vereyim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. İngilizce mi sunacaksınız? Evet. Ahmet Hocam, stop share diyebilir misiniz? Tamam. Teşekkürler. Kapattım Mustafa Hocam ben. Ekran düzeldi mi? Tamam.
Şu an slaytım görünüyor mu? Görünüyor. Görünüyor. Evet. Devam edin. Buyurun. Görünüyor hocam. Okay. Tamam. Okay. The title of my study is an investigation on the effects of ethical climate on organizational dissent. Today's competitive business environment, organizations have understood the importance of keeping pace with the fast changes in the environment and thus taking competitive advantage against their rivals. This understanding necessitates paying attention to employees' feedback and criticism on organizational practices and policies. Although a placed emphasis of speaking up of the employees and their communications with superiors on organizational survival and success, they are often not taken into consideration by the management because they are often hired and promoted on the basis of their conformance to organizational values rather than purely professional or technical merits. So employees dissent because they have contradictory opinions about company policies and practices, and the organization's ethical climate may have effect on employees' dissent since it reflects on employees' shared perceptions regarding company policies, practices, and procedures. So this study examines the impact of ethical climate on organizational dissent. And I collected data from 356 white-collar employees working in different industries in Istanbul. Okay, and let's talk about ethical climate first. Ethical climate is defined by Victor and Cullen in 1988. An ethical climate means the shared perception of what is correct behavior and how ethical situations should be handled in an organization. More specifically, organizational ethical climate refers to employees' shared understandings of practices such as, you know, company policies, actions, methods, routines, traditions, and procedures. Victor and Cullen's framework, the ethical decision making framework, defines the ethical climate, and this framework is based on two basic dimensions, locus of analysis dimension and ethical criteria dimension. Okay. As seen in table one, the first dimension exemplifies the ethical criteria used in decision making within the organization and consists of egoism, benevolence, and principle. In egoism ethical climates, norms focus on personal gains. And the expectation is that individuals should not be concerned with the well-being of others. Okay? So egoism is not expected to promote loyalty development to the organization. When the organization approves of self-interest behaviors and attitudes, including situations such as lying, cheating, and stealing,
So employees will value less both the organization and others in the organization as a whole. In the climate of benevolence, organizational norms support raising the interests of a particular social group and want the best for society. So decision makers look for alternatives that raise common interests, even if it means less satisfaction of individual needs. The person who perceives the benevolent climate makes the decisions that will provide the best results for many people who agree with the decision. So such individuals see their institutions will with sincere interests for the welfare of others. And the other one, the principled climate, the principled perspective focuses on the task element and adheres to moral principles, to adhere to laws, rules, policies, procedures, such as the ethical code of the organization, government policies, or community laws. So individuals make ethical decisions after evaluating the actions associated with the universal and unchanging principles of right and wrong. So along with these three basic types of ethical climates, Victor and Cullen's typology has three locus of analysis. And these are individual, local, and cosmopolitan reference groups. And locus of analysis indicates who will be considered when ethical or moral issues are considered or moral judgments are made. So individual level was articulated as external to the organization in the way in which the normative climate was supported by the ethical reasoning of the individual. Local level symbolizes sources of ethical reasoning in the organization such as the work group. And cosmopolitan level indicated organizational sources of ethical reasoning external to the organization, such as professional association or a body of law. Okay. And let's now talk about organizational dissent. Cussing defines organizational dissent as an employee feels separate from their organizations, explaining their dispute and opposing ideas about the organization. So these ideas and explanations can be about organization policies, practices, and activities. And Cussing identified three types of organizational dissent: articulated, latent, and displaced dissent. Articulated dissent refers to an open and direct communication with members of the organization that can affect organizational arrangements. And latent dissent means sharing ideas with audiences, such as a colleague, who have no influence rather than superiors with organizational strength. And latent dissent take place when employees want to express their opinions, but there is no suitable environment. Okay. Displaced dissent includes explaining criticisms to external audiences, such as friends, family, spouse, and other important people in one's life. So Cussing stated that individual, relational, and organizational factors have an impact on the statements of dissent of those working in organizations. So,
ethical climate, you know, refers to common perceptions about organizational practices and procedures that have ethical content, and employees' perceptions of their ethical climates also affect the manner and the subject in which employees choose to express dissent. So Shahin, Pur, and Mats define successful organization as an ethical place to work and suggest studying if there is any relationship between dissent and the perception of successful organizations. So taken together, employees dissent because they have contradictory opinions about company policies, practices, and the organization's ethical climate may be related to and have an effect on employees' dissent, since it reflects on employees' shared perceptions about regarding company policies, practices, and procedures. So I formulated these hypotheses. Hypothesis one, there is a relationship between ethical climate and organizational dissent. So the universe of the research consists of white-collar employees working in Istanbul, and research database was collected through a convenience sampling and applied to 356 white-collar employees working in enterprises operating in various sectors in Istanbul. And organizational dissent was measured using the scale developed by Kessing in 1996. And ethical climate is measured using the questionnaire developed by Cullen, Victor, and Branson in 1993. And here are the findings. The reliability of the ethical climate scale was found as a point 893, and factor analysis of the ethical climate scale is here. And the other one, organizational dissent scale's reliability, was found as alpha equals to 0.70. So here is the factor analysis result of Hocam arzu edersen son bir iki dakikada Türkçe özetleyebilirsin. Okay, just I want to say that this is the factor analysis of ethical climate, but the other one is the factor analysis of the organizational dissent scale, but I forgot to change the title of the table three. So this is the factor analysis of displaced dissent. Okay, so correlation analysis you are seeing, and I want to talk about the results of regression analysis very shortly. The relationship between ethical climate and organizational dissent was tested using multiple regression analysis. And in this table, you see that the outcomes of regression analysis between the dimensions of hocam, ethical climate. Hocam, bir şey soracağım. Yani okay. Siz etki değil. You are not looking for effect. You are checking for relationship. Relationship is checked by correlation table, not regression. Yes, yeah, that's the correct. That's the relationship. The other one is the effect. Okay. So when you are talking about the correlation, you need to use this table, not the other one. Yeah, but in general, while looking at the relationships between variables, then we do regression analysis too. Effect. So that's why that's the effect. The effect of okay, got it. Sorry. Okay. Thank you. So in this table, you are seeing that the results indicated that laws, professional codes positively contributed to constructive articulated dissent. And in the other one, evet.
shows that personal morality negatively contribute to questioning articulated dissent. And the last one, let me... Yavaş yavaş toparlayalım hocam. Okay. And this one shows that friendship negatively contribute to displaced dissent. Okay. And the last one, discussion and conclusion part. So the results indicate that laws, professional codes, climate placed in ethical climate matrix of Victor and Kulen in cosmopolitan locus of analysis and principled moral judgment dimension that is related to the legal system and professional organizations arises constructive articulated dissent. That is an open and direct communication with members of the organization in a constructive way that can affect organizational arrangements. And personality, personal morality climates placed in ethical climate matrix of Victor and Kulen in individual locus of individual locus of analysis and principled moral judgment dimensions is related to the self-chosen principles guided by personal ethics. And these decreases questioning articulated dissent that is an open and direct communication with members of the organization in a questioning way that can affect organizational arrangements. And the last one, friendship climate placed in ethical climate matrix of Victor and Kulen in individual locus of analysis and benevolent moral judgment dimension decreases displaced dissent that includes explaining criticisms to external audiences such as friends, family, suppose, and other important people in one's life. So this finding, the finding of this paper that shows the organization's ethical climate have a partially effect on employees' dissent. And this is because ethical climate reflects on employees' shared perceptions, you know, regarding policies, practices, and procedures. So in order for organizations to be competitive in today's conditions and keep up with the changes, having employees who proactively anticipate these changes will enable them to gain an advantage over their competitors. The way to do this is to offer employees a participatory work environment where they can express their opinions clearly. In this regard, organizational dissent appears as an issue that managers need to be interested in and understand, and therefore it is of great importance that managers understand the organizational dissent and give opportunities to the employees at this point by placing emphasis on ethical climate of their organizations. And thank you very much for listening to this presentation. Teşekkür ederiz sunum için. Evet, şimdi Sibel Hocam. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi miyiz? Malatya nasıl? Malatya bugün biraz yine sallandık. Hepinize selamlar, evet, saygılar iletiyorum buradan. Geçmiş olsun evet. Hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kahvaltı masasında öyle bir arkadaşlarımızla bir korku yaşadık. Evet. Çok bir şey yok artık. Evet. Söyleyeceğim. Maalesef böyle artık. Bildiri başlığınız sivil havacılık çalışanlarının nomofobi. Ne demektir nomofobi? Düzeyleriniz hocam olmadı. Nomofobi sosyal medya hastalığı. Evet, düzeyler üzerine bir araştırma. Buyurun, söz sizin. Merhabalar tekrardan. Çok güzel bir kongre oluyor. Ellerinize sağlık. Hasret Hocam, Mustafa Hocam. Pardon, Bilkay Hocam, Sibel Hocam. Çiğdem Hocam, şeyi sonlandırabilir misiniz yukarıda? Umutlarını arıyorum da bulamadım. Yukarıda, en üstte. Hocam, bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Gönen Hocam? Bir şey sorabilir miyim Hasret Hocam'a? Buyurun Hocam. Hocam, merhaba Sibel. Merhabalar canım hocam.
müsaade ederseniz ben derse gireceğim. Kesmeyeyim. Tamam hocam. Çıkıyorum. Hocam siz de müsaade ederseniz. Sağ olun hocam. Müsaade hocam, sizin. İyi dersler. Çok görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sizden Mustafa uzaktan hocam, uzaktan şey istedim. Sorum. Sizden uzaktan şey istedim. Approve yaptım tamam. Tamam mı? Oldu mu şimdi? Bir dakika. Tamamdır. Ben başlayayım mı Mustafa hocam? Buyurun başlıyoruz. Tabii ki buyurun. Tamam. Pardon hocam bana sordu cevapladım ama özür dilerim hocam. Şu anda ekranda görüyoruz değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Buyurun yok evet buyurun tamam. Devam edin. Şimdi sayın hocalarım, sayın arkadaşlarım, bizim çalışmamız sivil havacılık çalışanlarının nomofobi düzeyleri üzerine bir araştırma. Biz bu araştırmayı neden yapmaya karar verdik? Daha doğrusu biz diyorum ama ben yaptım bunu. Çünkü dünyada nomofobi kaynaklı olarak kaza kırımlarında bir takım havacılık işleyişinde bir takım sıkıntıların yaşandığı için uluslararası düzeyde bazı yasaklamalar getirildi. Fakat hukuki olarak bunun pek mümkün olmadığı görülmektedir. O konuya ben pek girmeyeceğim. O biraz Hasret Hocam'ın konusu ama eğer uluslararası kurum ve kuruluşlar bu konuda bir karar alır ve uygulamaya girmesini isterler ise şayet bu tabii ki hukuki pek çok kavramın ve konunun üzerinde olacağı için uluslararası hukuku da aşan bir durum olacağı için uygulaması yapılabilir. Ben burada aslına bakarsanız havacılık çalışanlarının nomofobi düzeylerini kaza kırım ve güvenlik açısından değerlendirmesini yapmak istedim. Bu çalışmayı İstanbul'daki Yeni Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyet gösteren sivil havayolu işletmelerinde gerçekleştirdik. Burada yer, hava, kabin ya da diğer birimler açısından bir ayırım yapmadık. Çünkü uygulamada gördük ki bilimsel olarak değil artık kişisel olarak bir nomofobik eğilim var. Bu nomofobi ölçeğini kullandık. 1073 havacılık çalışanına uygulandı ve ölçeğe ait güvenilirlik sayısı 0.939 olarak ölçümlendi. Bu da çok yüksek bir ölçüm ve biz burada gördük ki orta ve yüksek düzeyde havacılık çalışanlarının %52.94'ü nomofobi ve bu özellikle kaza kırımlarda havacılık güvenliği açısından kaza ve kırımlarda insan faktörünün %80 hatta 90 düzeyinde olduğu için bunun çok olumsuz bir durum olduğunu değerlendirdik. Çalışmamın birinci bölümünde nomofobi kavramının ne olduğuna yer verildi. İkinci bölümünde havacılık emniyeti, güvenliği ve insan unsuru değerlendirildi ve son bölümde ise havacılık çalışanlarının demografik özelliklerine göre nomofobi düzeylerinde bir farklılık olup olmadığı ölçümlendi. Kavramsal açıdan ilk olarak Yıldırım ve Koreliya tarafından 2015 yılında ortaya atılan nomofobi kavramı 4 bileşenden oluşmaktadır. İşte iletişim kuramama, bağlantıyı kaybetmek, bilgiye erişememek ve rahatlıktan vazgeçmemek üzerine 4 alt boyutu olan yeni bir kavramdır. Aynı zamanda insan beyninde psikolojik kaynaklı olarak dopamin düzensizliğine sebep olduğu için diğer bağımlılıklarla eşdeğer tutulan bir kavramdır. Yani alkoliklik gibi nomofobi de sosyal medya hastalığı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün literatüründe yer bulmuştur. Tabii burada şöyle bir durum var. Her sosyal medya ya da teknoloji bağımlılığına sahip olan insan nomofobi değildir. İnsanlar nomofobiyi yani teknolojiyi kendilerini geliştirmek, yeni bir takım bilgiler edinmek amacıyla da
kullanmaktadır. Fakat bu oran yapılan araştırmalarda çok düşük bir oran olarak tespit edilmiştir. O yüzden insanları nomofobiye iten bazı öncüler bulunmaktadır. Bunlar yalnızlık hissi ya da korkusu, aidiyet hissi, gündemi kaçırma korkusu, sosyal medya kullanım alışkanlığı ve algılanan sosyal desteğin yetersiz olması gibi durumlardır. İşte nomofobinin psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik bir takım olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Nomofobik olan bir birey telefonla ulaşamadığı zaman tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi endişe, rahatsızlık, aşırı sinirlilik gibi reaksiyonlar vermekte ve akıllı telefonuna ulaşamadığı zaman da bu kaygı ve korku durumu ortadan kalkmamaktadır. Fakat havacılık emniyeti ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde ise bu aslında olumsuz bir durum olduğunu iletebiliriz. Yani Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilen sivil havacılık faaliyetleri uluslararası olarak imza altına alınan Chicago Konvansiyonu ve sonrasında kurulan ICAO yani International Civil Aviation Organization tarafından belirlenen ve yerel kurum ve kuruluşlarca uygulanan kurallar ile yürütülmektedir. Ve sivil havacılık faaliyetlerinin en önemli unsurları havacılık emniyeti ve havacılık güvenliğidir. Havacılık emniyeti, havacılık kapsamında yürütülen faaliyetlerin belirlenen risk faktörlerinin ortaya koyulduğu ve kaçınıldığı durum olarak kabul edilen bir kavramdır. Havacılık güvenliği ise doğrudan ya da dolaylı olarak havacılık faaliyetleri kapsamında olan insanların hava araçları ve hava taşımacılığı altyapısının sabotaj, terörist saldırılar gibi suç unsuru taşıyan ve bilinçli olarak organize edilmiş tehlikelerden korunması ile ilgili faaliyetleri kapsayan kavramdır. Fakat bizim havacılıktaki en önemli handikapımız da şu, havacılıkta meydana gelen tüm neredeyse kazaların %80'inde, kaza ve kırımların %80'indeki ana unsur insan faktörü olmasıdır. Biz bu çalışmada ne yaptık? İstanbul Yeni Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de çalışan 1073 havacılık çalışanına ölçeğimizi uyguladık. Yani demografik olarak katılımcılarımızın %44.9'u kadın, %55.1'i de erkekti. Tabii bunların içinde %2.9'unun doktora mezunu ve %18.9'unun da lise ve denge okullarından mezun olduğunu söyleyebiliriz. Diğer demografik ayrıntılar çalışmamızda mevcut. Her birini teker teker açıklamayacağım. Şimdi biz şöyle bir durum var arkadaşlar. Havacılıkta özellikle bu tip anket çalışmaları çalışanlara mobbing aracı olarak şirketleri tarafından döndüğü için bu konuda çok hassas davrandım. Özellikle hiçbir havacılık çalışanına hangi şirkette çalıştığını ve isim bilgisini vermesini istemedim. Çünkü tamamıyla samimiyetle cevap toplamak istiyordum. Hatta tam olarak departmanlar belirli olmasın ve çalışma düzenine göre hangi grupta ne kadar nomofobik eğilim var bunu ölçebilmek için de havacılık çalışanlarını, havalimanı çalışanları, kabin hizmetleri çalışanları ve genel müdürlük, teknik ikram gibi birimlerde çalışanlar olmak üzere 3 ana başlıkta topladık. Genel olarak bulgulara baktığımızda da faktör yükleri açısından bağlantıyı kaybedememe, bilgiye erişememe, iletişime geçememe ve rahat hissedememe gibi 4 ana bileşenimizin de faktör yüklerinin 0.50'nin üzerinde olduğunu gördük.
Şimdi havacılık çalışanlarının genel olarak nomofobi düzeylerini araştırırken 7'li liker kullandım ve 20 ifade ölçekte mevcut. Bu 20 ifadenin her bir faktör yükünü 20 puan olarak belirledim. Hani toplamda 140 puan olarak değerlendirmeye alındı ve buna göre 0-20 puan arasındaki değer nomofobi yok. 21-60 arasındaki değer düşük düzeyde nomofobi, 61-100 arasında orta düzeyde nomofobi ve 101 ile 140 arasındaki puan ağırlığındakileri ise yüksek düzeyde nomofobi olduğu değerlendirmeye alındı. Buna göre havacılık çalışanlarının genel olarak %1.4'ü yani sadece 15 kişide nomofobi olmadığı gözlendi. %45.66'sında düşük düzeyde nomofobi olduğu görüldü. %38.49'unda orta düzeyde ve %14.45'inde ise yüksek düzeyde nomofobi olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre kadın ya da erkek arasında, yani demografik olarak nomofobik düzey açısından kadın ve erkek arasında bir farklılık olup olmadığı test edildiği ise havacılık çalışanlarının cinsiyet dağılımında, cinsiyet bağlamında kadın ve erkek arasında önemli ve anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi. Yaşa göre ise yapmış olduğumuz testlerde aldığımız sonuçlarda ise yaş faktörüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Burada yalnız ben bir şey yazmamışım galiba, kusura bakmayın. 31-40 yaş arasındaki çalışanlar en yüksek düzeyde nomofobi oranına sahip. 60 yaş üzerindeki kişilerin ise en düşük nomofobi düzeyine sahip olduğunu tespit ettik. Medeni durum açısından ise bakıldığında evli çalışanların nomofobi düzeylerinin bekar çalışanlara göre çok daha yüksek olduğu yine tespitlerin arasında. Kişilerin eğitim düzeylerine göre nomofobi farkı nedir diye tekrar analizlerimizi yaptığımızda ise en düşük nomofobi düzeyinin lise mezunu olan çalışanlarda, orta düzeyde olanların yüksek lisans mezunu oldukları ve en yüksek nomofobi düzeyinin ise doktora mezunlarında olduğunu gördük. Ama bunu çalışmamın en başında söylediğim gibi nomofobinin tamamıyla hani sosyal medya hastalığı olarak mı yoksa kişinin kendini geliştirmek açısından bir bağımlılığı mı olup olmadığının ayrıca bir çalışmayla test edilmesi lazım ve buna yönelik henüz oluşturulmuş literatürde bir ölçek yok. Belki bir sonraki çalışmalarda bu konuya da eğilebiliriz. Yine çalışılan bölümlere göre bakıldığında ise en düşük nomofobi olayı oranı genel müdürlük, teknik, ikram, eğitim başkanlıkları gibi 9-5 çalışan birimlerde olduğu gözlendi. Orta düzeydeki nomofobi oranı ise havalimanlarının operasyon kısmında işte yolcu hizmetleri, yer hizmetleri gibi birimlerinde çalışanlarda olduğu gözlendi. Fakat en yüksek oran ise kabin hizmetleri çalışanlarında olduğu gözlendi. Ama şimdi burada da bir handikap var, o da şu. Kabin personelimiz mesai saatleri içinde, yani diğer bir ifadeyle uçağın içinde internet bulabilme ihtimalleri olmadıkları için yatıya gittikleri ya da uçuş sırasında bulundukları yerlerde ailelerinden haber alabilmek adına sosyal medya ve telefonlarına olan bağımlılıklarının bir negatif nomofobi sayılıp sayılmayacağı konusu ayrı bir tartışma konusudur açıkçası. Sektörel tecrübeyi açısından da irdelediğimizde 0-5 yıl arasında tecrübeye sahip çalışanların
3.39 işte 6-10 yıl arasında çalışanlar 3.63, evet. 11-15, 46 hocam, diye baktığımızda en yüksek, en düşük oran yine 20 yıl üzerindeki havacılık çalışanlarında olduğu görülmektedir. Hocam bir dakikada sonuçlandırabilir miyiz? Yavaş yavaş artık sonuç bölümüne. Derhal hocam sonuçlandıralım. Diğer demografik şeyleri ayrıntılarda görebilirsiniz. Burada benim vermek istediğim özellikle size birkaç tane örnek var. Özellikle Türkiye'de Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nda personelin veya aday personelin sosyal medya paylaşımlarına bakılmaktadır. İngiltere'nin en büyük tarifeli seferini yapan Jet 2 Airlines'da kesinlikle ekip personelinin telefon kullanması yasak. Corendon'da uçucu personelin kullanması yasak. Mohan Airlines'da sadece Cumhuriyet muhafızlarının üzerinde telefon bulunabilir. Ve dünyadaki en enteresan örnek ise Addis Ababa kentindeki Boyle Havalimanı'nın gümrüklü kısmında yolcular dahil herkesin akıllı telefon kullanması ve internet açması tamamıyla yasaktır. Bizim burada sonuç olarak verebileceğimiz en iyi örnek bu çalışmaların tüm dünyada uygulanması ve özellikle ICAO tarafından mesai saatleri içerisinde akıllı telefon kullanılmasıyla ilgili bir genel kararın alınması yönünde olacaktır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, ekran görüntüsü. Değerli arkadaşlar, sorularınız, zamanımız var bir 20 dakika, saat 19'a kadar. Soruları olan dostlarımız varsa, arkadaşlarımız varsa buyurun yöneltebilirsiniz. Ben hem Çiğdem hocama hem Sibel hocama teşekkür ediyorum. Benim herhangi bir sorum yok hocam sorularla ilgili. Kendim. Evet. Merve hocam var mı sizin sorunuz? Merve hocam merhabalar. Merve sorun var mı sorun? Çiğdem'e soru. Sesi bağlayamadım hocam. Yok merhabalar. Merhaba geldim hocam. Merhaba, merhaba Çiğdem. Çok güzel. Organizasyon çok güzel hocam. Sabahtan beri takip evet. etmeye çalışıyorum. Elinize emeğinize sağlık. Çok keyifli. Çok fazla panel var. Gir çık. Çok zengin de olmuş içerik. Tebrik çok ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. O zaman sağ olun. Soru yoksa son kez şey yapıyorum, bilgi veriyorum. Çok güzel bir oturum oldu. 5 oturumdan 2 oturumu üyeleri gelemedi, katılamadı. Bu şekilde sonuçlandırdık. Ben hepinize katıldığınız için, şeref verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve oturumumuzu kapatıyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Diğer katılımcı hocalarıma da çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun.